Putin büyük bir ihtimalle artık bu işin bittiğini ve askerlerimizi geri çekmesini isteyecek Erdoğan'dan. Öyle gözüküyor. Kararlılar İdlib'e girmek konusunda, orayı artık biliyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda işte yayının başından beri konuşuyoruz. Çaresiz geri çekilmeyi kabul edebilir. Şimdi bir de diğer ihtimali konuşmak istiyorum. Yani hatta etmesi de normal gözüküyor şu anda. Siz de etmesi lazım diyorsunuz. Türk askerinin Suriye'den çekilmesi lazım diyorsunuz. Yetkili bir komutan olarak. Tamam, böyle bir durum oldu diyelim. Şimdi diğer taraftan da şöyle bir tehlike var. Yani nasıl biz bu işin içinden çıkacağız bilmiyorum. Daha önce ne zaman hükümet Rusya'ya yaklaşsa, Putin'le bir anlaşma yapsa, Türkiye'de ya da Suriye'de ciddi olaylar gerçekleşti Türker Bey. Bunlar önemli. Mesela Reyna saldırısı, bu El-Kaide, Rus Büyükelçinin suikaste uğraması, El-Kaide, ondan sonra Ankara Garı patlaması, El-Kaide. Yani böyle ciddi mesajlar veriyor bu örgüt ve Türkiye'de varlar bunlar. Ciddi sayıda varlar. Girdiler artık bu Türkiye'ye. Ayrıca eğer bir Putin'le anlaşma olursa İdlib'deki o milyonlarca grubun da Türkiye'ye gelme ihtimali var. Yani tehdit ediyorlar Türkiye'yi bu konuda. Yani biz nasıl çıkacağız bu işin içinden böyle giderse? Zor. Bu iktidarla mümkün değil. 29 Eylül ile 14 Haziran birbirine benziyor, biliyor musunuz? Bakın, bu iktidar Türkiye'yi Amerika ile Rusya arasına sıkıştırdı. Pimpon topu gibi gidip geliyoruz. Biden iktidara geldiğinde iyi bir başlangıç yapabilme adına, Biden'ın gözüne girebilme adına bir sürü atraksiyonlar yaptılar. Değil mi? Telefonlarını beklediler. Ne kadar? 100 gün beklediler. 100 gün, 100 gün. Aramadı. Aramadı. Tamam mı? Çünkü Biden'ın söylemlerini bildikleri için Trump'a destek vermişlerdi. Kampanyasına da destek verdiler. Hatta Trump'ın sanıyorum Ocak ayı içinde başarısız bir Beyaz Saray darbe girişimi var. O darbe girişiminde de sessiz kalarak bir anlamda darbeye destek verdiler, biliyor musunuz? Tarafsız kalarak destek verdiler ki bütün hür dünya, herkes Trump'ın girişiminin darbe girişimi olduğunu söylemesine rağmen. Şimdi Biden ilk iktidarı aradığında bir iyi bir kötü haber dedi. İyi haber, seni arıyorum. Kötü haber ne? Atalarımızı katliamcı ilan etti. Soykırım. Ve İstanbul'a Konstantinopolis dedi. Peki iktidar tepki koydu mu? Ne tepki koyacak? Sessizlikle kabul etti. Niçin? Çünkü iktidarın pazarlık gücü yok. Ağır şantaj altında. Halk Bankası, mal varlıkları ve Türkiye'nin bağışıklık sistemini çökerttiği için Türkiye karşı bir reaksiyon bile gösterme şansını kaybetmişti. Peki biz bunları biliyoruz da bizden daha iyisini kim biliyor? Onlar biliyor. Bildikleri için bu hamleyi yaptılar. İşte 14 Haziran'ı hatırlayın. He? 14 Haziran'ı hatırlayın. Ya Afganistan olayı ne, biliyor musunuz? ABD adına taşeronluk girişimi. He? Bakınız, ABD adına taşeronluk girişimi. Şimdi 14 Haziran'da hatırlarsanız Biden'a dediler ki ne konuştunuz? Dedi ki ben söyleyemem, Türk tarafına sorun dedi. Niçin? Biliyor ki Türk tarafı söyleyemez. Çünkü Türk tarafı, hatta iktidar bu sözde soykırım konusunda bunun hesabını soracağım dedi şeyden, Biden'dan. Hesabı sormak ne kelime? Amerika Birleşik Devletleri ile bir sürü sorunumuz olmasına rağmen, işte ne o? S-400 sorunumuz var. F-35 sorunumuz var. Sözde soykırımın kabul edilmesi sorunu var. İşte İstanbul'a Konstantinopolis sorunu var. Kıbrıs var. Mavi vatan veya deniz yetki alanları var. Çünkü Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan, hukuktan kaynaklanan deniz yetki alanları var. Bu konuyla ilgili olarak kimle? Doğu Akdeniz çanağındaki ülkelerle, Yunanistan'la, Kıbrıs'la sorunlarımız var. Ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin karşısında yer alıyor ve gayri hukuki girişimlerine
Yunanistan'ın destek veriyor. Şimdi 14 Haziran'da bunların hesabını sorabilirdi. Hiçbirisini sormadı. Ne yaptı? Afganistan konusunda kaçorunluk yapabilirim demek istedi. Şimdi çok yakın geçmişte de biliyorsunuz Türkiye ve Birleşmiş Milletler Amerika'ya gidildi. Yine öncesinde neler yapıldı? Rusya'ya karşı hasmane söylemler. Kırım, Ukrayna konusunda Don Kişotluk. Bakınız, Ukrayna ve Kırım konusunda Don Kişotluk Türkiye'nin çıkarlarına değil, Türkiye'nin güvenliğine değil. Peki bunu niçin yapıyorlar? Amerika'nın, Biden'ın gözüne girmek için yapıyorlar. Yani taşeronluk yapıyorlar. Peki gittiğinde Biden'ın karşısına çıkabildi mi? Biden'ın karşısına çıkılamadı biliyor musunuz? Türkiye'de Sayın Erdoğan'ı yine bizimkiler karşıladı. Amerikalılar karşılamadı. Biden tüm ısrarlı girişimlere rağmen, aracılara rağmen kabul etmedi. Bakın kabul etmedi. Bir de oradaki yaşananları biliyorsunuz, işte Türk evinin açılışı, bina yapıyorlar. Neyse. Bir de Erdoğan adına yazılan kitap var. Onun New York'taki dolaştırılması. Peki buradan bir itibar elde edildi. PR adına bir şey yapılabildi mi? Sıfır. Bakın sıfır. Peki eski Türkiye'de bir cumhurbaşkanımız, bir başbakanımız Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde mutlaka başkan tarafından kabul edilirdi. Mutlaka bir ortak organizasyon, bir şeyler yapılırdı. Bunlar, bakın bunların hiçbirisi yapılmadı. Bakın bunların hiçbirisi yapılmadı. Hatta Erdoğan geldikten sonra bu hayal kırıklığını Amerika Birleşik Devletleri hakkında söylemek zorunda bile kaldı. Kırım. Kırım konusunda Don Kişotluk yaptığı için Rusya bundan dolayı şikayetçi. Kırım'ı Rusya toprak bütünlüğü içinde görüyor. Yani biz ne bileyim Türkiye'nin herhangi bir parçasını nasıl toprak bütünlüğümüz içinde görüyorsa Rusya Kırım'ı kendi toprak bütünlüğü içinde görüyor. Ama Türkiye kraldan çok kralcılık yaparak bu konuda Rusya'ya hasmane tavırlar sergiledi. Peki Türkiye'nin çıkarına mı, Türkiye'nin güvenliğine mi, konjonktür buna müsait mi? Hayır. Ukrayna konusunda aynı şeyler yapıyor. Ya Ukrayna da bir anlamda Batı'nın tetikçiliğini yapıyor. Türkiye burada Don Kişotluk yapıyor. Karadeniz konusu var. Montreux konusu var. Ya Montreux konusunda ben de tarafım biliyorsunuz. Evet. Yani bakın iktidar Amerika Birleşik Devletleri ile arayı düzeltebilme adına, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alabilme adına Amerika'ya vermediği mesaj yok biliyor musunuz? Bir tanesi de neydi? Meclis Başkanı aracılığıyla dedi ki, Meclis Başkanı hatırlayın, Sayın Cumhurbaşkanı dedi, aynen İstanbul Sözleşmesi'nden olduğu gibi Montreux'den de çekilebilir dedi. Çekilemez biliyor musunuz? Çekilemez. Peki bunu niçin söyledi? Yani demek istiyor ki ya bize kıyak yapın. Sizin için biz Türkiye'nin çıkarlarından, egemenliğinden ödün veririz. Hatta biliyorsunuz amiraller duyurusu geldi. 104 amiral. Bir tanesi de bendim. Evimize şafak baskını yapıldı. Ben vatanıma sahip çıktım. Ben Montreux'ün Lozan eşdeğerinde olduğunu, yaşamsal olduğunu, güvenliğimizin ve egemenliğimizin ayrılmaz parçası olduğunu ifade ettim. Konuda tarafsız değilim. Bilgi birikimim var, deneyimim var, yaşanmışlıklarım var. Bir de ben elimde kamu gücü yok, bir şey yok. Sadece bilgimi, görgümü paylaşıyorum. Karşımızda baskın yaptırıyorsun. Bir de biz darbe olmasın diyoruz. Darbe olsun değil. Darbe olmasın diyoruz. Çünkü darbeyi kim yapmıştı 15 Temmuz'da? Sarıklı, takkeli, cübbeli askerler. Biz de sarıklı, cübbeli, takkeli amiral görünce tepki koyduk. Şimdi bize operasyon yaparak da ABD'ye mesaj verdiler biliyor musunuz? Ne demek bu? Ya kardeşim, bizi destekleyin, iktidarı destekleyin. Bize beyaz sayfa açın. Biz ülkesine, vatanına sahip çıkan askerleri bile içeri tıkarız.
Bakın içeri tıkarız. Şimdi Montreux konusunda Rusya da titiz. Hatta hatırlarsanız o dönemde Putin bile açıklama yapmak zorunda kaldı. Kanal İstanbul. Hassasiyetleri var Putin'in, Rusya'nın. Karadeniz. Karadeniz'in bir rekabet denizi haline gelmesi. Karadeniz'in statükosunun değişmesini istemiyor. Daha başka İdlib. Artık İdlib'de operasyon yapmak istiyorlar. O bölgeyi temizlemek istiyorlar. Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmediğini, bir an önce getirmesi gerektiğini, o bölgedekileri silahsızlandırması gerektiğini söylüyorlar. Zaten Türkiye bunun altına imza attı. Şimdi bunları ifade edecekler. M4 karayolu açılsın. Ya ne kadar süre geçti biliyor musunuz? Hala M4 karayolu açılmıyor. Niçin? Cihatçılar açılsın istemiyor. Kim istiyor? Beşar Esad yönetimi, merkezi yönetim, Suriye istiyor. Çok önemli, stratejik. Batı Doğu, Laskiye, Halep'e doğru giden yol. Peki bu konu söz konusu olacak. Bakın görüyor musunuz? Ping pong. Bir bu tarafa, bir bu tarafa. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Abdülhamit'in hani yeni Abdülhamitçi politikalar. Bir o tarafa savrul, bir o tarafa savrul. Savrulurken de bir ona taviz ver, bir ona taviz ver. Hatta Osmanlı'nın son 200 yılı böyle geçti biliyor musunuz? Osmanlı esasında 200 yıl önce bitmişti. Niçin ayakta kaldı? Onu ham yapmaya çalışan büyükler var. Büyükler istiyor ki ben ham yapayım, diğerleri yapamasın. Onları birbirine kırdırarak kendini, bekasını bir süre daha devam ettirdi. Ondan sonra güm diye çöktü.